Bu arada harita seçimleri de ekranımıza geliyor. Seçen takım ilk haritayı BBL Esports Bind haritasını tercih etti. Bind izleyeceğiz. Canıma minnet. Haven haritası ikinci harita ve üçüncü haritada Ascent haritası olacak. Bunları aktaralım ve yavaş yavaş nelerin seçildiğini görüyoruz. Rastan bir Jet tercihi geldi. MDLL'den yine bir Cypher tercihi görüyoruz. Yine Lego. Raze de oynayacak. Kero. Sova'sını alıyor. Diğer yandan bir tabii ki Smoke gelecek Aslan'dan. Birim mi olacak? Omen mi olacak? Bunu göreceğiz. Evet, Freestime'da takımların bir yerleşmelerine baktığımızda özellikle A tarafında bir savunma görüyoruz. Pizza Lokale'den 3 kişiyle beraber bir A savunması yapacaklar. B'yi 2 bırakmışlar. Klasik tabii ki de Cypher her zaman B savunmasında tuzaklarıyla beraber ve info kamerasıyla beraber bir şeyler yapmaya çalışacak diyelim. Evet, yavaş yavaş kısa tarafından bu arada giriş gerçekleşecek. Rus site'a kadar girdi. Backside'da Noxy var, flash'ını kullandı. Oradan yardım gelecek mi diye bakıyorum. Hala Hamap tarafındaki arkadaşı var diyecektim ki. Rus'tan bir entry geldi. Zeta'da takaslar ikinci kill'de geliyor klasikle beraber. Fakat AIMDLL ve Kero takaslarıyla beraber tekrar BBL'nin avantajı aldığını gördük. Spawn'a çok yakın bir aslanma Shadow vardı ve iki tane shotla. Burada tabii yavaş yavaş hareket edecekler. Pozisyonları birer birer eksilttikten sonra artık rakiplerine karşı AIMDLL güzel bir reaksiyon. Headshot'ı gönderdi Ghost'la. Kafesini açıyor öne doğru. Biraz dikkatleri üzerine çekiyor. Oyun B'de. Oyun B'de ve o da bunu çok iyi yaptı zaten. Tüm dikkatler ondaydı. Hala B tarafında soba var ama biraz pasif. Bu arada Sleepy'den çok iyi iki tane klasik burst'u geldi ama artık son kalan isim olarak onu daha yakalayacak BBL takımı. Site'a doğru gelecek. Şimdi Aslan Smoke'u kullandı. Sonrası flashları, nate'leri derken Lego'nun kısa tarafına attığı nate'den sonra çantalıyla beraber içeri girdi. Çok güzel bir hamle ama o dikkat dağıtırken aslında hedef Aslan ve Indire'nin entry'leriydi. Çok iyi oyun. Yani iki tane entry ile birlikte dikkatleri, bütün dikkatleri üzerine çekti. Lambada Noxy sıkışmış. AIMDLL onu düşürüyor. Üzerine yine birebir düelloyu Aslan kazanmış. Sleepy Zerg'ün yeri belli. Kafesten çıktıktan sonra Kero işi bitiriyor. Operatör ekonomisi yaptığı anlamına geliyor. Burada ekstra oynaması gerekecek. Attığı kameraya pek bir tepki vermedi. Raven şimdi hala orayı denemek istiyor. Tabii ekstra oynamak şart burada. Raven'ı yakalayan AIMDLL oldu. Ve gelen Cypher ultisiyle birlikte bütün oyuncuların yeri belli. Şimdi dirsek tarafından Sleepy Zerg Stinger ile ama Ruslan çok güzel bir açı. AIMDLL derken Nox'ten bir takas var ama ciddi bir ekonomik hasar yok BBL tarafında. Bu arada kısadaki iki oyuncudan bir tanesini daha düşüyorlar. Nox'in de orada olduğunu biliyorlardı. O şimdi yeri iyice belli olmuş olacak. Info okundan sonra Kero'nun yani tabii burada skor çıkarmaya çalışacak ama daha fazlası biraz zor gibi derken Spade tutamadı orada Rus yakın mesafede. Raze'in yani Lego'nun girişini göreceğiz bir yandan. O çok iyi hareketlerle tank üstüne kadar gitti. Oradan lambaya dolaştı mükemmel movement'larla. Raven arkadan yakalıyor. Zaten bir tane takası var ama side kontrolünü artık BBL aldı. Evet, lambaya doğru hemen bir görüş oku gelecek. Bu arada kötü bir iletişim. Ardından birebir trade'de yine Pizza Lokal'in fena olmayan bir senaryoyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. İyi yerleştiler. Side'ın içerisini açmaya çalışacaklar. Bu arada Aslan'ı göremeyen bir baykuş drone var. Zeta'yı yakaladı Ross. Üzerine AIMDLL uzak mesafede. Mermileri belki isabetli değil ama orada çıkacak bir trade var. Beraber oyun, iletişim, takaslar, evet. Side kontrolünü alma, oyun içi farkındalık gerçekten şu an bir şampiyon gibi başladılar. Tabii senkronizasyon çok iyi ek olarak. Tabii bir şampiyonun zaten böyle başlaması lazım. Güzel bir açıya sahip ama oraya mutlaka bir drone, bir flash bir şey gelecektir. O da zaten paranoya sonrası hemen geri kaçmak zorunda kalacak. Dirsek kontrolünü alıp geri çekiliyorlar. Bir B execute göreceğiz bir yerden. Şimdi yalnız önüne bir karanlık örtü daha geldi. O yüzden tekrardan laboratuvarda pozisyon alması gerekecek en az bir oyuncunun. Karanlık örtü içerisine girmeyi tercih etti Kero. Bu inisiyatif ona entry'yi getiriyor ve rakibin en önemli silahını kaybettirmesine neden oldu. Bir şok oku yan mesafeye Sleepy Zerg'ün üzerine gidecek. Şimdi trade geldi. Sleepy Zerg durumu 4v4'e getiriyor. Plant geldi. Plant geldi. Oraya güzel de bir ulti var bu arada. Ne kadar yakalayacak diye bakıyorum ama arkadan gelen Raven indirini bulmuş. Kero ultili bir şekilde Sleepy Zerg'ü düşürüyor. Ve trade'i aldı. Şimdi Lego ultisini bekletti biraz ama çok durum yok. Evet, Plant'i bırakıp tekrar A tarafına dönmeye karar verdi. Sandviç olmamak için tekrar oyunu A'ya doğru çevirdiler. Bir ulti daha geliyor birinci sondan. Ondan kaçacaklar. Plant bir şekilde yapılacaktır diyecektim ki Rus düşmüş. Bu arada Zeta'nın, düzeltiyorum, Kero'nun yeri belli. Haven'dan da bakacaklar. Kötü bir timing. 2'ye 1'e geldi. Her şey Lego'ya bakıyor. Çok ince mesafeden Zeta yakaladı Lego'yu ve Pizza Lokal'e ilk roundunu getiriyor. Pizza Lokal'e şu an B'ye gidiyor. Rotasyon için site biraz boş. Sadece lamba tarafında oyuncular var diyecektim ki Lego yine girmiş. Hemen tankın üzerinden aynı taktik. Lamba yine girdi. 2 kill gelebilirdi ama Zeta'nın bir trade'i var. Yine de site kontrolü artık BBL'de. Lamba içerisinde indiler. Bir spor daha çıkarmış. Bu arada yine takaslar var. Aslan Maşadol'dan bir headshot daha geliyor.
Şimdi Heaven tarafında bir oyuncu, bir de spawn'dan gelen bir oyuncu. Aslan oraya cross'unu koydu. Oy. Keskin eğim. Keron'un da yardımı var. Tabi harita kontrolünü çok kolay yitiren bir pizza lokal var. Özellikle Hooka tarafında aktif bir savunma yok. Beylong'u da kaybediyorlar. Bu arada ultiler açık. Headshot geldi. Dönecek. Russ iki jetin karşılaşmasında operatör atışında isabeti buldu. Yalnız şimdi yakın mesafede Lego onu çok fazla beklemeyeceklerdi. Burada ciddi bir hasar bıraktı ama kili çıkartamadı. Ultisini kullandılar. Klasik bir meta. Aslan yavaş yavaş hayata girecek. Kafeslerin çok iyi kullandığı aim diyeler. Kafesten çıkmak üzere backside'da rakibini buldu ve aldığı entry sonrası Aslan Maşadov A tarafının boş olduğu bilgisini rakiplerine söyleyecek. Zaten Raven sadece kısa arkası enteresan bir pozisyon. Lego'ya düşürürse bomba düşebilir orada. Oh. Spike yakalayabilecek mi diye baktım ama Raven belki de arkadan yakalama. Hani benim de en çok zorlandığım şeylerden bir tanesidir arkadan bir rakibi görmek ve vurmaya çalışmak. Raven da sanki biraz o side'ları çok rahat açabiliyor. Açtı şu an galiba ultisini ve Lego'dan iki tane skor. Hemen Bexa'dan entry'yi almış. Şimdi B'yi hızlandıracak bir yandan. Dirsek tarafında da Raven'ın yeri belli oldu ama zaten B kontrolünü alan ve Spike'ı kuracak bir BBL eSports var. Yani bir gun roundunda iki tane ulti birden tek bir iki tane entry birden tek bir ulti ile bu işte moralleri iyiden iyiye bozacaktır. Tabii karanlık örtü biraz dip atıldı. O yüzden Raven'ın takım arkadaşlarına da destek alamayacak ki eş zamanlı olarak çıkan zaten iki tane kill var. Karanlık örtü arkasında Noxy. Affı yok BBL'in. 8-1. Kullanamadı kendi lehine diyelim. Fakat bu arada A tarafına girmekte bir BBL eSports görüyoruz. Aslan Maşadov saate kadar yaklaşmış durumda. Bir yandan lambayı da kontrol ediyor. Raven'a karşı entrisini aldı. Uzun tarafından ikinci headshot. Çok iyi bir Vandal Spray kontrolü. Ama Noxy'den bir takas gördük. Yine de A tarafını kontrolünü alan bir BBL artık planti yapacak. Yalnız hamam tarafında hala Hamsk var. O biraz kontrol edecek sağ solu. Şimdi headshot'ı gönderdi. Hala iki tane oyuncu daha var. Çok yakın onlara. Russ zaten karşısına gelecek. Girişiklerine devam ediyor. Ohoho. Mükemmel bir reaksiyon Russ. En arkaya bakacak şimdi. Kişi foku onun yerini tam olarak belli edecek seviyede değil. Tekrardan şimdi bir şok oku hazırlanıyor yakın mesafeye. Russ omzundan vurdu Slippy Zerg'ü. İki tane kill 9-1'e getirdi oyunu. Hani burada hibrit oynaması zaten takıma ekstra katkı veren unsurlardan biri. Eğim diyelerden yine bir skor yalnız. Bu pek planlarda yoktu tabii ki. En iyi vuruşları yapmaya devam ediyor. Bu arada bir tek geldi mi diye baktım. Lego bombası üzerine Phantom headshot derken Aslan yine ilk round'a benzer bir şekilde rakibin başlangıç bölgesine kadar sızmış durumda. Yakında ilk rakibi var. Güzel bir spray kontrol yine. Slippy Zerg. Yani şu an açıkçası Pizza Lokalya takımının biraz baskı hissettiğini söylemek lazım Vlad. Biraz değil, bayağı hissediyorlar ki yani vuracakları, fragleri bile alamıyorlar şu an. Fakat Rus hala temiz pozisyonda. O takım arkadaşlarını koruyacaktır ama şu an için zaten Slippy Zerg'den güzel bu arada bir skor gelmiş ulti ile beraber. Kendi base'inden atmaya devam ediyor ama tekrar spike kurulmak için şu an pozisyon alma çabasında BBL. Raven aslanı arkada yakaladı. İşler biraz artık kazanılabilir bir halde Pizza Lokal adına. Bir wallbang denemeleri. Bu denemeler isabetsiz. Kamerasından taglemeyi başardı. Artık biraz daha açığa çıkmak zorunda kalacak Russ. İşler biraz daha ona bakıyor. Lego'nun sıkıştığını söyleyebiliriz. Headshot geliyor. Üçüncü kill Raven'ın. Russ tek başına longta olduğu belli. Bir round almak zorundalar artık burada. Russ çok sıkıştı. Üzerine gelen ve cross bozan Raven Classic'le birlikte dördüncü killini buluyor toplamda ve ilk yarının skoru belli oldu. 10-2. Güzel bir ok gelmişti bu arada. Lego'nun yeri de belli oldu. Lego kaçarken bombotunu bıraktı oraya. Üzerine bombasını da hazırlamıştı ama bu arada uzun tarafından Zeta'nın entry'si geldi. Şimdi Lego'nun da neydi bakalım ne kadar hasar verecek. Yakın mesafe gördü rakibini yakalayabilir mi? Hayır yakalayamadı. Yeri de belli oldu Lego'nun. Şu an BBL savunması o timingleri bir türlü yapamadı. Entry verdikten sonra bu arada BBL biraz daha dezavantajlı olan taraf ama A'dan açılan bir aim DLL var. Kamerası da var aim DLL'nin onu da söyleyelim. Side savunmasında. Şimdi Slippy Zerg backside'ın kullandığı okunu hemen bir dashle beraber saate geçiş yaptılar. Rus yüksek tarafından yerini göstermiyor pek ve tamamen rotasyonu beklemeye karar verdi. Akıllıca bir karar. Adam avantajı zaten rakibinizdeyken side'ı tamamen kaybetmişsiniz. Russ burada bir tane vurup ölmek değil de takım arkadaşlarını bekledikten sonra senkronize bir oyun oynamak istedi. En arkadan AMD'ler gelecek. Onun hemen solunda bu arada Raven bekliyor. Ona karşı dikkatli headshot'ı gönderdi. 65 canı var hala. Lego Hamsk'i yakalamış. Slippy Zerg'den bir trade var. Yeri belli Slippy Zerg'ün. Hızlı bir şekilde üzerlerine oynaması gerekecek. Yalnız kontrol etmesi gereken çok fazla açı. Aslan şimdi geldi. Uzak mesafe. Headshot var. 2-2 ve Pizza Lokal oyuncuların ikisi de canı az. Russ bir kill daha buldu. Yeri belli orada. Headshot gelecek mi derken zaman aleyhine akmaya devam ediyor. Kill var ama. Yetecek. 11-2 oldu. İmkansıza yakındı Brown'un kazanılması.
Evet, yani aslında saydı kazandıktan sonra fena yerleşim yoktu ama iki tane entry üst üste verince BBL'e Pizza Lokal bütün kontrolü kaybetti. Tek yapmaları gereken zamanı oynamak. Orada biraz riskli açılarda durmaya da devam ettiler. Bu arada B'ye geçerken Helms, Lego'nun açıldığından hiçbir haberi yok. Ross aslan derken hani biz sağ üstten baktığımızda tıkır tıkır killer geliyor. Killer yetişemedik. Şimdi Nox de düşüyor ve son kalan Pizza Lokal oyuncusu da uzun tarafında Raven. Tamam, içerisinde yeri belli oldu. Şimdi oraya doğru çıktırırız. Yakın mesafe SMG'nin avantajını çok iyi kullanıyor Raven. Bir kill daha gelir mi diye baktım ama dinklemesine rağmen Karyo'yu düşüremedi. Ve burada da şu an görünen herhangi bir şekilde agresif oynayıp skor farkından dolayı gaza gelmeme durumu var. Lego'dan çok güzel bir spray geldi. Bu arada çok güzel Nade'in yanına bıraktı ama Aimdelel'den Jett hızında bir yardım var. Yalnız Zeta'dan bir Raven bu arada düşmüş Rus'a. Tekrar B tarafında Lego'dan bir headshot. Yani sadece aim fight'lara giriyorlar. Ve aim fight'lardan galip çıkan da BBL ilk haritayı 13-2'lik skorla çok da fazla zorlanmadan Bind haritasında kazandı. Evet, Bind haritası gerçekten beklenilenden daha net geçti gibi.